Buydu. Biliyorsunuz Yahudilerde cumartesi günü bir iş yapılmaz. Tatil günüdür. Elektrikli bir şey de kullanmazlar. Miting meydanında mikrofonu kullanmadı. Tercümana kulağına söyledi. Tercüman tercüme etmişti. Hiç unutmuyorum. Ve aynen şunu söylemişti. Orta Doğu'da ve dünyada barışın sağlanması için Siyonist rejim mutlaka yıkılmalıdır demişti. Şu anda Siyonist rejimin yapmış olduğu bu yanlışlıkları karşısına çıkan Yahudiler de var. İngiltere'deki gösterileri gördünüz, Avrupa'da başka yerlerdeki gösterileri gördünüz, Amerika'daki gösterileri gördünüz, Latin Amerika'da gördünüz. Yeryüzünde barış isteyen insanlar var. Bunların içinde çok saygıdeğer Yahudiler de var. Hatırı sayılır sayıda Yahudiler de var. Şimdi insanlar, akıl sahibi insanlar şunu görüyor. Dünya barışının kilidi Orta Doğu. Evet. Orta Doğu'nun kilidi de Filistin sorununun çözülmesidir. Daha doğrusu artık İsrail sorunu olmaya doğru devam eden, yönelmiş olan bu barbarlığın, bu saldırganlığın sona erdirilmesidir. Filistinlilerin de barış içinde yaşayabileceği, özgür bir şekilde yaşayacağı, baş şehri Kudüs olan bir Filistin devletinin tam manasıyla, öyle kağıt üzerinde değil, evet, kurulmasının sağlanmasıdır. Şimdi bunları oluşturacak, barıştan yana olan, savaştan yana değil, biz bu bölgede bütün farklı ülkeler, bütün farklı siyasi kanatlar oturarak karşılıklı müzakere ederek sorunlarımızı çözebiliriz. Ama derse ki İsrail yönetimi, ya hayır biz sorunlarımızı konuşarak çözmeyeceğiz, biz sorunlarımızı silahla çözeceğiz ve bu bölgede bir tane Filistinli kalmayacak derse, zaten buradan bir sorun çıkmaz, buradan bir çözüm çıkmaz, buradan sürekli sorun olur. Ve bu sefer gerçekten İsrail sorun olmaya başlar. Ve dolayısıyla bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada Türkiye'nin pozisyonu fevkalade tarihi bir görev var. Evet. Biz burada bütün barış yanlılarını İsrail hükümetinin saldırgan tavırlarına karşı bir araya getirebiliriz. Yahudileri de dahil olmak üzere, Yahudilerden de barış yanlısı olanlar dahil olmak üzere. Batı'da, Doğu'da, Müslüman, Hristiyan kim varsa herkesi bir barış bloğunun etrafında toparlamamız mümkün. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok akıcı, çok verimli bir röportaj oldu. Onun için de ayrıca size teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün Filistinli şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet dileyelim. Amin. Bir kere daha onların bu büyük mücadelesini saygıyla hatırlayalım. Ve şehit olarak sadece kendileri Filistin davasına büyük katkıda bulunmadılar. Hepimize de Filistin davasını bir kere daha hatırlatmış oldular. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Yasin Erçağlı'ya